Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, benim adım Selman. Adana Kara Yusuflu köyündenim. Ortaokulu bitirdiğim yaz liseyi okumak için ne yaparım diye düşünmeye başlamıştım. Köyümüzde lise yoktu. Arkadaşlarla köyü gezerken akşam olmuştu. Eve gitmek istemiyorduk. El ayak çekilmişti. Köyün dışına doğru yürümeye karar verdik. Yürürken herkes birbirine ne kadar cesur olduğunu anlatıyordu. Ben şöyle cesurum, böyle cesurum diyen Yunus isminde bir çocuktan gıcık almıştım. "Var mısın lan seninle bir cesaret oyunu oynayalım," dedim. "Varım be, ne yapacağız?" dedi. Onun aslında ne kadar ödlek bir çocuk olduğunu biliyordum. Kendime de güveniyordum. "Mezarlığa girebilir misin?" dedim. "Bu saatte mi?" dedi. "Evet, gündüz bebekler bile girer. Mesele bu saatte girmek. Eğer gerçekten de söylediğin gibi cesursan, şimdi gir de görelim," dedim. Mezarlık yolundaydık zaten. "Girelim," dedi. "Hadi o zaman," dedim. Mezarlığa doğru yaklaştık. Yunus eli ayağına dolana dolana arkasına baka baka mezarlıktan içeri girdi. Etrafta evler yakındı. Mezarlık çok da köy dışında değildi. Aydınlatma zayıf olsa da vardı. Arkadaş girdikten 10 saniye sonra koşarak geri çıktı. Yüzü bembeyaz olmuştu. "Ne oldu lan ödlek?" dedim. Dili damağına yapışmış şekilde yutkunuyordu. "Gidelim," dedi. "Ne oldu oğlum?" dedim. "Bir şey vardı orada, gördüm," dedi. Arkadaşlardan biri kolundan tutup zapt ediyordu. Yoksa topuklayacaktı. "Ne varmış lan? Ben de girip bir bakayım," dedim. Elimi kolumu sallaya sallaya girdim. Mezarlığın ortalarına doğru gittim. Oldum olası korkmazdım zaten oralardan. Ne kadar cesur olduğumu onlara ispatlarcasına bağırıyordum. "Hey o, hey o. Kimse var mı? Burada biri varmış, neredesin?" diye bağırıyordum. Tabii hiçbir şey göremedim. Geri dışarı çıktım. Mezarlıktan çıkınca arkadaşlar Yunus'a gülmeye başladılar. "Siz gülün gülün, ben gördüm," dedi. "Lan yalan söyleme, bir şey yok işte," dedim. Herkes Yunus'a gülmüştü. O ise korkudan altına tuvaletini yapmıştı. Zoruma gitmişti onun o hali. Çocukluk işte, yaptık bir hata. Arkadaşlara "gülmeyi kesin, yeter bu kadar," dedim. Evlere dağıldık. O yazın sonunda liseyi okumak için şehirde yaşayan halamlarda kalmaya başladım. Yaz tatillerinde köyde tarla işleriyle uğraşmaktansa kuzenim Şerif ile şehirde vakit geçirmeye karar verdim. Yazları hem çalışır hem de gezerdik. O zamanlar mobilet motosikletler çok modaydı. Yakınlarda bir dönerci vardı ve o dönercide paketçilik yapıyorduk. Mobilet motosikleti vardı. Okul dışındaki zamanlarda ve 3 yaz boyunca canla başla çalışıp paralarımızı biriktirdik ve ikimiz de birer mobilet aldık. Köye motorla gittiğimde babam çok sevinmişti. "Aferin oğlum sana. Köyde kalsan bu parayı kazanamaz ve motosiklet alamazdın," dedi. Babamın beni ticaret konusunda desteklediğini görmüştüm. Köyde kalmayacağımı o da biliyordu. Liseden mezun olmuştum ve artık iş koşturmam gerekiyordu. Babama sordum. "Ne yapayım şimdi baba?" dedim. "Oğlum, dönercide hazır iş bulmuşsun. Orada devam et. İşi iyice öğren. Biraz para biriktir. Askere gidip geldikten sonra sana bir iş kurarız," dedi. "Dükkan mı açarız baba?" dedim. "Evet oğlum, açarız. Kendi işinin patronu olursun. El kapısında nereye kadar gideceksin? Bir gıdım uzamazsın. Ancak ticarete atılırsan kısa zamanda ev, araba sahibi olursun," dedi. Babamın beni böyle desteklemesi özgüvenimi arttırmıştı. Artık daha bir hırsla çalışmaya başladım. 17 yaşındaydım ve motosikletim vardı. Köyde bayağı bir forsum olmuştu. Şehre gidip halamlarda kalmaya devam ettim. Halamın oğlu Şerif'le çok iyi anlaşıyorduk. Beraber iş kuracağız diye hayaller kuruyorduk. Halamın kızı Aliye o sene üniversiteden mezun olmuştu. Öğretmendi ve atama bekliyordu. Ataması Şırnak'a çıktı. Halam ve eniştem onu tek başına Şırnak'a göndermek istemedi.
kız başına, hele bir de Şırnak'ta tek başına olmaz dediler. Tası tarağı toplayıp Şırnak'a ailece göçtüler. Bana yine köy yolu görünmüştü. Bir süre köyde gezindim durdum. Köylüler benle dalga geçmeye başladı. Gitti de yapamadı. Boyunun ölçüsünü aldı şehirde falan diyorlardı arkamdan. Halbuki her şey çok güzel gidiyordu. Ne bilsinler. Bilip bilmeden konuşuyorlardı işte. Moralim çok bozulmuştu. Akşam kahveye gittim. Orada da bu konular açıldı. Neden döndün? Dikiş tutmadın bir türlü. Ne olacaksın böyle sen deyip duruyorlardı. Bunalmıştım artık. Kendimi dışarı attım. Köyün dışına doğru çıktım. Sigaraya başlamıştım. Bir iki sigara derken başım çok ağırdı. Yaslandığım ağaca başımı dayadım. İçim geçmiş, uykuya dalmışım. Kalktığımda gece olmuştu. Bir sigara daha yaktım. Sonra yavaş yavaş köye doğru yürümeye başladım. Mezarlık yolundan geçerken kafama bir taş geldi. Allah Allah, gece yarısı kim olur mezarlıkta? Önce arkadaşlarımın şaka yaptıklarını düşündüm. Ama çocukluktan beri gece vakti tek başına bu mezarlığa benden başkası giremiyordu. Biri yürek mi yemiş acaba? Kimsin lan sen? Gece gece bu şaka yapılır mı dedim. Ancak ayaklarıma doğru bir taş daha geldi. Lan bana bak, her kim sen göster kendine. Getirtme beni oraya dedim. Karanlık veya mezarlık olması beni korkutmamıştı. Oldum olası korkmazdım zaten buralardan. Mezarlığa doğru girmeye başladım. Ayaklarıma doğru hala taş geliyordu. Ama nereden geldiğini bir türlü anlamıyordum. Bir tane mezar taşının arkasından bir diğerini birinin geçtiğini gördüm. Şimdi yakaladım seni dedim. Hemen oraya doğru yöneldim. Hiç ses çıkarmadım. Her kimse yakalayıp pataklayacaktım. Sessizce yaklaştım ve ani bir hareketle mezar taşının arkasına doğru attım kendimi. Karşımda Yunus vardı. Demek sendin ha? Yunus kıpırdamadan durmuş, sert bir surat ifadesiyle bana bakıyordu. Lan ödlek, sen nasıl oldu da bu mezarlığa tek başına girebildin? Yürek mi yedin lan sen dedim. Kızgın yüzü daha bir sertleşmişti. Nefretle bakıyordu bana. Bana öyle bakma lan diyerek tek elimle boğazını sarıldım. Diğer elimle de yumruk yapmıştım. Amacım vurmak değildi. Sadece korkutmaktı ama elimi boğazına değdirdiğim anda Yunus duman oldu. Resmen ellerimin arasında bir duman bulutu olarak kaldı. Rüzgarla dağıldı. Hemen arkasında durduğum mezarın içine doğru süzüldü. Olduğum yerde kalmıştım. Olanların gerçekliğini algılamam birkaç saniye sürmüştü. Elim ayağım titremişti. Fırladığım gibi kaçmaya başladım. Mezarlıktan çıkıp eve doğru koştum. Hiç durmadım. Eve geldiğimde soluk soluğaydım. Nefesim kesilmişti koşmaktan. Hem koşmaktan hem de korkudan. Aklımı kaçıracaktım az kalsın. Eve girip direkt odama geçtim. Yerimde duramıyordum. Bir sağa bir sola yürüyüp durdum. Olanlara bir anlam veremiyordum. Yunus, o gördüğüm Yunus'tu. Emindim. Nasıl öyle duman oldu? Her o sahneyi gözümde canlandırdığımda tırnağımdan saçımın teline kadar korkudan titriyordum. Yatağıma uzandım. Put gibiydim. Kımıldayamıyordum. Lambayı söndüremedim. O gece sabaha kadar bir ayakta bir yatakta uykusuz geçti. Sabaha kadar korkudan bin bir senaryo çizdim kafamda. Acaba rüya mıydı, hayal miydi? Yoksa hep bahsedilen ama bir türlü kimsenin şahit olmadığı mezarlık cinleri miydi? Sabaha kadar kafayı yedim. Gün aydınlanınca bir saat kadar uyudum. Uyandığımda yine put gibiydim ve titreyerek kalktım. Başıma ağrılar girmişti. Kahvaltıdan sonra dışarı çıktım. Evde duramadım. Köyün içinde gezerken Yunusların evine doğru yaklaştım. Annesi bahçedeydi. Teyze, Yunus evde mi dedim. Evde Selman, gel dedi. Yunus diye seslendi. Yunus dışarı çıkıp beni gördüğünde gerildi. Suratı düştü. Yunus, ne yapıyorsun? Gel seninle dolaşalım biraz dedim. Tamam bekle dedi. İçeri gidip üzerine bir şeyler giydi ve çıktı. Köyün sokaklarında dolaşmaya başladık. Yunus konuşmuyor, yüzüme dahi bakmıyordu.
Neyin var oğlum böyle? Bana kızgın mısın dedim. Evet dedi. Neden dedim. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı dedi. Neden? Ben ne yaptım dedim. O gece mezarlığa girmek için beni gaza getirmeseydin ben şimdi Almanya'da olacaktım dedi. Ne alakası var ki dedim. O gece mezarlığa girdiğimde bir mezar taşının arkasına gizlenen bir şey gördüm. Korktum ve geri kaçtım. Evet, hatırlıyorum o geceyi. Ama çocuktuk be Yunus. Seninle dalga geçtik diye mi küstün dedim. Daha bitmedi dedi. Ve devam etti. O gece benimle dalga geçtiniz. Korkak, ödlek dediniz. Ama ben gerçekten de orada bir şeyler gördüm dedi. Biliyorum dedim. Bana baktı ve nereden biliyorsun? Sen de mi gördün yoksa dedi. Sen bitir, ben de anlatacağım dedim. O gece eve geldikten sonra kötü kötü rüyalar gördüm. Ağladım, sızladım. Ben neden bu kadar korkağım dedim. Anneme mezarlıkta bir şey gördüğümü anlattım. Annem belki de beni korkutmamak için hayal görmüşsündür oğlum, yok öyle şeyler dedi. Kendimi buna inandırdım. Almanya'dan amcamlar gelmişti o yaz. Hatırladın mı dedi. Evet hatırladım dedim. Amcamın oğlu vardı. Benle yaşıt. Ümit. Biliyorum dedim. Ona mezarlıktan korktuğumu söyledim. Bana korkularının üzerine gitmezsen hayatın boyunca korkak yaşarsın dedi. Bu cümleyi kafaya takmıştım. Amcamlar Almanya'ya gitmeden önce bana okulunu bitir seni de Almanya'ya götürelim dedi. Sevinçten havalara uçmuştum. Bu köyden kurtulacağıma, zengin ve ferah bir hayata kavuşacağıma ve en önemlisi Avrupa'yı göreceğime çok sevinmiştim. Hepiniz köyü terk ettiniz. Ben o yıl orta son okuyacağım için bir yılım daha vardı. Sizden geç başlamıştım okula. Bir gün kuzenimin dediği gibi korkularımın üzerine gitmeye karar verdim. Çünkü karanlık yerlerden geçemiyor, hele ki mezarlık dendi mi ürperiyordum. Bir gece evden çıktım ve köyün sokaklarında yürümeye başladım. Mezarlığa uzak yerlerde yürüyordum. Köyde el ayak çekilmişti. Sokakta gezerken yaşlı, iki büklüm olmuş, bastonla gezen birini gördüm. Yürüyüşü rahmetli neneme çok benziyordu. O öleli 4 yıl olmuştu ama. Kim bu kadın diye yaklaştım. Ancak bir evin köşesinden dönünce izini kaybettim. Yavaş yavaş yürüdüğü halde ona yetişememiştim. Sokaklarda yürürken tekrar gördüm onu. Tekrar peşine takıldım. Mezarlığın sokağına doğru girdi. Tüylerim ürpermişti. Takip etmeye başladım. O kadın mezarlığa doğru yürüdü ve tam girişinde durdu. Ben de durdum. Çalı çırpının ardına yattım. Beni görsün istemedim. Döndüğünde gördüm ki bu kadın gerçekten de nenemdi. Mezarlığa doğru girdi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Çok korkmuştum. Önce kalkıp geriye doğru koşarak kaçtım. Ama sonra durdum. Korkularımın üzerine doğru gitmem gerekiyordu. Cesaretimi topladım ve mezarlığa girdim. Korka korka da olsa mezarların arasında dolaşmaya başladım. Yunus bunları anlatırken sanki o anı yaşıyormuş gibiydi. Elini ayağını zapt edemiyor, yüzü korkudan şekil değiştiriyordu. Ellerini hareket ettirişinden ne kadar korktuğunu anlamıştım. Devam etti. Mezarların arasında gezerken rahmetli nenemin mezarına geldiğimi gördüm. Tam o sırada mezar taşının arkasından nenem çıktı. Bana bakıp altın dişlerini göstere göstere gülümsüyordu. Korkudan bayılmışım dedi. Kendimi Yunus'un yerine koydum. Ben olsam herhalde bayılırdım. Korkunç bir tecrübeydi bu. Ne oldu sonra dedim. Ne kadar baygın kaldım hatırlamıyorum. Uyandığımda etrafımda kimse yoktu. Korkudan bağıra bağıra mezarlıktan kaçtım. Eve gittiğimde herkes beni arıyordu. Korktuğumu gördüler ve bana ne olduğunu sordular. Nenemi gördüğümü söyledim. Başımda dualar okudular. Nenenin ruhu seni ziyarete gelmiş falan dediler. Ama ben bir türlü kendime gelememiştim. O günden sonra da gelemedim. Okula gidemedim. Gitsem de bir şey öğrenemedim. Sınavlardan hep 0 aldım. Sınıfta bıraktılar beni. Ama kurul kararıyla geçirdiler. Nasılsa son sınıf. Bu kafayla liseye de okuyamaz dediler.
O günden sonra herkes küçümsedi beni. Herkes alay etti. Ertesi yaz amcamlar geldiğinde olan biteni annemden duydular. Amcam da alay etti benle. Amcamın oğlu Ümit de. Hepsine bağırdım, küfrettim. Gidin evimizden, defolun dedim sinirle. Babamdan dayak yedim. Hepsi salak, gerizekalı falan diye hakaret ettiler. Evden kaçtım. Sokakta bir başıma gezmeye başladım. Köyde her yerde beni arıyorlardı. Ama benim kan beynime sıçramıştı. Korkuyu falan düşünecek halde değildim. Karanlıkta bizimkilerle köşe kapmaca oynarken Şaziye teyzelerin kümesine saklandım. Herkes beni arıyordu. Orada uyuyakalmışım. Uyandığımda mezarlıktaydım dedi. Bunu duyunca şok olmuştum. Mezarlıkta bulunca kendimi etrafıma baktım. Yine nenemin mezarının başındaydım. Arkasından nenem çıkacak korkusuyla hemen kaçtım ve eve gittim. Hala beni arıyorlardı. Üstüne bir de dayak yedim dedi. Ondan sonra bir daha karşılaşmadın mı dedim. Karşılaştım. Bir gece evde uyurken gözümü açtığımda karşımdaydı. Korkup bağırınca ortadan kayboldu. Annem babam koşup geldi. Nenemi gördüğümü söyleyince yine dalga geçtiler benimle. Rüya görmüşsündür dediler. Başka bir şey oldu mu dedim. Yok dedi. Yunus'un anlattıkları beni şok etmişti. Ona gece onu mezarlıkta gördüğüm şekilde anlatmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Yeterince korkmuştu. Tekrar aynı şeyleri yaşamasını istemedim. Bu yaşadıklarına biraz da ben sebep olmuştum. Anladım ki gece benim yaşadıklarım hayal veya başka bir şey değildi. Mezarlık cinleriyle veya Yunus'un nenesiyle bir alakası vardı. Yunus kendisini neden çağırdığımı sordu. Uzun zamandır görüşememiştik. Seni merak ettim dedim. Ama bir şeyler anlatacağım demiştin. Yok bir şey dedim. Söyleyemedim. Evine doğru yürüdük. Ben de evime gittim. Gidince anneme Yunus'un nenesini sordum. Nereden çıktı dedi. Yunus'la karşılaştım da nenesinden bahsetti. Altın dişli sabır derlerdi değil mi nenesine dedim. Öylece konu açılsın diye söylemiştim ama o altın dişlerin bir hikayesi varmış meğerse. Bu altın dişli sabır önceleri dişsizmiş. Yengesinin altın dişleri varmış. Bu kadın yengesi vefat edince abisinden onun altın dişlerini istemiş. Abisi kabul etmemiş. Bu sabır da kadının gömüldükten sonra mezarını açmış. Nasıl cesaret etmiş, nasıl becermiş bilen yok. Mezarı açmış ve altın dişleri söküp almış. Abisi de buna beddua etmiş. O altın dişler sana da yar olmaz. Mezarda işine yaramaz demiş. Kadın bir yıl sonra ölmüş. Tabii biz o zamanlar çocuktuk. Hatırlamıyordum böyle şeyleri. Bizim önümüzde konuşmazlardı. Annem de nasıl olduysa anlatmıştı bana. Bir anda döküldü işte. Dedikodusu gelmişti herhalde. Aradan birkaç gün geçmişti. Akşam saatlerinde Yunus bize geldi. Selman, senle biraz konuşalım mı dedi. Olur dedim. Ve köyün sokaklarında dolaşmaya başladık. Yunus çok düşünceliydi. Ne oldu Yunus? Bu halin ne dedim. Dün gece yine bir şeyler oldu Selman dedi. Durdum. Ne oldu dedim. Rüyamda seni gördüm dedi. Nasıl gördün dedim. Ama yavaş yavaş korkmaya başlamıştım. Yunus anlatmaya başladı. Aslında ilk başta rüya olduğunu anlamadım. Kapımız çaldı ve açtığımda karşımda sen vardın. Gel Yunus dedin. Ben de peşine takıldım. Beraber mezarlığa gittik. Yolda sana neden buraya gidiyoruz diye sorduğumda sabır nenen seni çağırıyor dedin. Ben de geldim. Rüya işte, hiç sorgulamadım. Mezarlığa vardığımızda nenem mezarının üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Beni görünce gülümsedi. Yunus'um gel bak sana ne vereceğim dedi. Ne verdi dedim. Yunus elini cebine attı ve peçeteye sarılmış bir şey çıkardı. Yok artık. Rüyada verdiği şey bu mu? Ama nasıl olur dedim. Yunus anlatmaya devam ederken peçeteyi açıyordu. Elimi açtığımda nenem bunları avucuma koydu dedi. Peçeteden altın dişler çıktı. O altın dişleri görünce Yunus'la göz göze geldik. Nasıl geçti bunlar eline?
Rüyada değil miydin yoksa dedim. Rüyadaydım. Nenem bunları avucuma koyunca korktum. Ona baktım. Bana gülümsüyordu. Gerçekten de ağzında altın dişleri yoktu. Gülerken o kadar korkunçtu ki. O anda korkarak rüyadan uyandım. Avucumda bir acı vardı. Kalkıp lambayı yaktım. Avucumda sıktığım şey nenemin dişleriydi. Hemen elimden bıraktım. Yatağın yanına çömeldim. Dişlere bakıyordum. Nasıl gelmişti bana? Rüyada değil miydim ben? Yunus oldukça endişeliydi. Onu teselli etmeye çalıştım. Bir müddet dolaştık. Yunus'un evine giderken altın dişleri cebine koyduğunu görmüştüm. Ancak o gece ben de çok kötü bir kabus gördüm. Yunus'un nenesi altın dişlerini arıyordu. Hem de köyün sokaklarında. Beni gördü. Peşimden koşmaya başladı. Dişlerimi ver diyordu. Dişlerim bende değil Yunus'ta dedim ama peşimi bırakmadı. Soluk soluğa uyandım. Sanki gerçekten kovalanmış ve gerçekten koşmuştum. Kan ter içinde kalmıştım. O gece uyuyamadım. Aklımda hep bu olanlar dönüp duruyordu. Karmaşaydı bütün bunlar. Devam eden 3 gün boyunca hep aynı rüyaları gördüm. Sabır nene sürekli karşıma çıkıyor ve dişlerimi ver diyordu. O gün sabah kalktığımda Yunus'un yanına gidip olanları anlatmaya karar verdim. Dışarı çıkarken hep giydiğim eşofmanı giydiğimde cebinde bir şeyler olduğunu fark ettim. Elimi cebime attığımda bir peçete çıktı. Bu Yunus'un nenesinin dişleriydi. Yunus ayrılırken benim cebime koymuş dişleri. Benim o rüyaları görmemin sebebi buymuş meğerse. Hemen Yunus'lara gittim. Yunus'a gel dolaşalım dedim. Sokaktan çıkınca cebimdekini çıkardım. Neden koydun dedim. Başı neydi? Nenem dişlerini istiyor. Bunu ben yapamam. Sana da o gün söyleyemedim. Ben de bu yolu seçtim dedi. Lan rüyanda nenem vermedi mi bunları sana zaten? Neden geri istiyor? Neden bana veriyorsun? Çıldırtma beni dedim. Yunus titremeye başladı. Ne oluyor Yunus dedim. Dizlerinin üstüne çöktü. Elleriyle kollarını ovuşturuyordu. Terlemeye başladı. Lan ne oldu Yunus? Hasta mısın dedim. Bana bir şeyler bulsana Selman dedi. Ne gibi bir şeyler oğlum? İlaç mı dedim. Evet ilaç. Ama etkili bir şeyler olsun dedi. Neyin var? Söyle de ona göre bulalım dedim. Başını kaldırdı. Gözlerinin altı morarmış. Benek benek olmuştu. Dudakları şişmiş. Yanakları çökmüştü. Aynı bir keşin hareketleri gibi kıvranmaya başladı. Yoksa Yunus dedim. Evet abi. Ben müptela oldum. Bana bir şeyler bul yoksa kriz geçireceğim dedi. Yunus'u sırtladığım gibi evine götürdüm. Anası babası uğraşsın. Şimdi bir şey olur üstüme kalır dedim. Annesi oğlunu o halde görünce utandı. Ben de bir şey diyemedim. Babasını ararım şimdi dedi. Yunuslardan ayrıldıktan sonra elimi cebime attım. Dişler hala bendeydi. Mezarlığa gidip Sabır nenenin mezarına gömeyim dedim ama gündüz vakti bir gören olabilirdi. Çünkü mezarlık yerleşimlere çok yakındı. Hem de yol üstüydü. Akşamı beklemedim. Çok da gece olmadan halledeyim dedim. Akşam güneş batarken evden çıktım. Ama tam kapıdayken Yunus'un annesi geldi. Oğlum bize bir gelsen. Yunus çağırıyor dedi. Çaresiz onlara gittim. Yunus'un odasında yalnızdık. Yunus bana dişler yanında mı dedi. Yanımda. Nenenin mezarına götürmeye gidiyordum dedim. Yunus yine titremeye başladı. Yunus bana doğruyu söyle. Bu dişler eline nasıl geçti dedim. Bir gün yine böyle çok kötü oldum. Mal alacağım adam da illa para diye tutturdu. Gözüm hiçbir şeyi görmedi. Ben de nenemin mezarını kazdım dedi. Duyunca şok olmuştum. Nasıl cesaret ettin? Bunu ben bile yapamazdım dedim. İnsan böyle olunca gözü hiçbir şey görmüyor. Adam bile öldürebilir dedi. Yunus'un o hali beni korkutmuştu. Peki nenen nasıl dişlerini geri istedi senden? Dişleri alıp mezara tekrar kapattım. Tam satıcıyla buluşacakken karşıma çıktı. Beni kovaladı dedi. Bak öncekiler gibi yalan değil değil mi dedim. Yok bu seferki gerçek dedi. Peki tekrar mezarı mı açmamız lazım dedim. Evet dedi.
O zaman bu gece dedim. Tamam, 12'de hazırım dedi. Eve döndüm. Kazma kürek ayarladım. Gece 12 gibi mezarlığın önünde Yunus'la buluştuk. Yunus kapşonlu bir kazak giymişti. Tanınmak istemiyorum dedi. Bense kabak gibi ortadaydım. Neyse dedim ve mezarlığa girdik. Kazmaya başladık. Tam tahtaların olduğu kısma geldiğimde Yunus'a verdim. Ne oldu dedi. Bundan sonrası sende. Sen koyacaksın yerine dedim. Olmaz, ben korkarım dedi. Lan alırken korkmadın mı dedim. O zaman harmandım ve ona ulaşma isteği beni delirtmişti. Şimdi ise sakinim dedi. Allah seni kahretmesin dedim. Tahtaları çıkarıp baktığımda Sabır Nene'nin çürümüş ve iskelete dönmüş bedeniyle karşılaştım. Normalde korkmayan ve sakin yapılı biriydim. Ama o sahnede kim olsa korkar. Dişleri cebimden çıkarıp kafatası kemiğinin ortasına doğru bıraktım. Tahtaları kapattım. Sonra da toprak atmaya başladım. Tam bitirip üstümü düzenlemişken Yunus'a baktım. Yunus arkama doğru bakıyordu. Hem de put kesilmişti. Arkamı dönüp baktığımda Sabır Nene elleri belinde altın dişleriyle bize sırıtıyordu. Kazmayı küreye attığımız gibi kaçmaya başladık. Mezarlıktan çıktık ve soluksuzca eve vardık. O gece sabaha kadar yine uyumadım. Sabah da ilk dolmuşla köyden ayrıldım. Bu yaşadıklarım bana yeterdi. Şehre gidip eski çalıştığım dönerciden iş istedim. Yatacak yerim de yoktu. Dükkanda kalmak için izin istedim. Onun da işine geldi. Açılıştan kapanışa kadar, hatta geceye kadar orada kalacaktım. Tamam dedi. Aylarca dönercide yattım. Her gün döner yemekten hastalandım. Sonra annemler de köyden ayrıldı. Babam ani bir kararla Adana'ya göçeceğiz demiş. O da burada iş buldu. Aradan bir yıl kadar geçmişti. Yunus'un vefat ettiği haberini aldık. Hem de mezarlıkta. Aşırı dozdan dediler. Ama ben hiçbir zaman inanmadım. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.